Bir evin en önemli bölümü mutfak ve banyodur. Dolayısıyla tasarım ve dekorasyon konusunda da inceleyip sık dokunmalıyız. Şimdi sizlere bu konuda yol gösterecek oldukça başarılı bir firmaya götürüyoruz ve yapmış olduğumuz röportajımızı izliyoruz. Merhaba sevgili izleyiciler, Ankara'nın en güzel ilçelerinden birinde Çankaya İdemo Yapı Malzemelerindeyiz. Yanımızda da buranın sahibi Sayın Fatih Yavuklu Beyefendi bulunuyor. Nasılsınız Fatih Bey? Merhabalar, teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Ben de iyiyim, sağ olun efendim. Hoş bulduk. Sizi tanıyarak başlayalım. Fatih Bey kimdir? Tabii, Fatih Yavuklu. 1977 Ankara doğumluyum, aslen Nevşehirliyim. Evliyim, iki tane çocuğumuz var. Yaklaşık 20-22 yıldır da bu sektörde faaliyet gösteriyoruz. Oldukça uzun zamandır aslında sektörün tozunu yutmuşsunuz tabiri caizse. Peki burayı nasıl kurdunuz? Nasıl aşamalardan geçtiniz? Nasıl karar verdiniz? Tabii bu bir süreçti. Aslında öğrencilik yıllarımızda başladı. Öğrencilik yıllarında çalışma hayatına ben tabiri caizse part-time'da diyebiliriz. Çalışmaya başladım. Buradaki aynı sektörde bu oldu. Buradaki tecrübelerim, buradaki birikimlerimle beraber de belli şirketlerde, belli pozisyonlarda bölge sorumlulukları yaptım. Daha sonra da 2004 yılında da bir aile şirketi kurarak ticaretin içine firma sahibi olarak atıldık. Evin en önemli bölümlerine aslında siz ürün veriyorsunuz. Mutfak ve banyo. Ne gibi ürünleriniz mevcut burada? Mutfak ve banyo doğru. Evin aslında lokomotifi belki de inşaat sektöründe de çünkü çok önemli bir bölge burada. Biz mutfakta ve banyoda sıvanın üzerinde olan tüm ürünleri veriyoruz aslında. Bunda burada mobilya ağırlıklı ürünler bizim genel ürünler olarak gözükse de yani mutfak dolapları ile beraber bunların üzerine ankastre cihazlarını, kullanıcının kullandığı bütün ürünleri verebiliyoruz. Banyoda da aynı şekilde duşakabini, banyo dolabı, armatürleriyle beraber bir banyonun çalışır halde olabilecek tüm ürünlerini, mutfağın çalışır halde olabilecek tüm ürünlerini bünyemizde bulunduruyoruz. Hizmetini bu şekilde müşterilerimize veriyoruz. Bir paket halinde sunuluyor bu hizmet. A'dan Z'ye her şeye yetişebiliyorsunuz. Ne gibi ürünleriniz var? Yani talep daha sıklıkla hangi ürününüzde? Trendler neler? Yani şöyle burada insanlar tabii şu anda bu ihtiyacı olan ürünlerle ilgili hem internette hem dergilerde çok ciddi anlamda bunların takiplerini yapıyorlar ve bize gelirken aslında donanımlı geliyorlar. Burada da biz tabii müşterilerimiz biz mutfak yaptıracağız, banyo yaptıracağız diye girip oradan birbirine bağlı olan ürünleri aslında buraya geldikleri zaman da çözmek bize düşüyor. Mutfak yaptıracağım diyen müşterinin biz aslında evini bazen komple de tadilatında yapabiliyoruz. Burada yani mutfak ve banyo diye sadece başlıyor. Ondan sonra onun bütün detaylarını içeren bir paket şeklinde biz hem ürünlerin seçilmesinde hem tasarımında hem uygulamasında anahtar teslim bunun hizmetini veriyoruz. Burada da tabii müşterilerimizin de isteklerine göre bazen lokal bazen de komple bu hizmeti verebiliyoruz. Yani sadece mutfak sadece banyo hizmeti talep eden müşterimize bunu verirken komplesini de yapma ihtiyacı olan müşterimize bunu da verebiliyoruz. Bu da onların ihtiyaçlarına ve bizim buradaki sunduğumuz hizmete göre de tabii işin çerçevesi genişliyor. Ürünlerinizi ithal ediyorsunuz. İthal ürünler kullanılıyor. Peki bunları seçerken neye göre seçiyorsunuz? Öncelikle yani piyasada var olabilmeniz için ürün kalitenizi çok önemli. Ürün kalitesi iyi olan bir ürünün de satış sonrası hizmetleri ve uygulama hizmetleri de çok son derece iyi olmalı. Bunlar bir bütünü oluşturuyor. Bunları yapabilirseniz, bunlarda var olabilirseniz, fiyatta da rekabet edebilirseniz piyasada her alanda olabiliyorsunuz. Biz de bunları seçerken müşterilere farklı hizmet verecek ve bu üretimden sonra satış sonrası hizmetini verebileceğimiz firmaları tercih ediyoruz. Yani özellikle ürünün kalitesi ve satış sonrası oluşabilecek bir aksilikte de ürünün arkasında olan firmaları tercih etmeye çalışıyoruz. Bunları da zaman zaman yerli firmalarımızla yapıyoruz.
Zaman zaman yurt dışında bu işi profesyonelce yapan firmaları tercih ediyoruz. Bunlar içerisinde Türkiye'de distribütörlük olan firmalar da olabiliyor. Veya direkt yurt dışından bunun üreticisinden de getirebiliyoruz. Ama bizde en önemli şey iletişim ve hizmet noktasında müşteriyi memnun edebilecek argümanları oluşturmamız. Yani bunları sağlayamadığımız firmalarla da yani teşekkür ederek farklı alternatifleri arayışlarına girerek hizmetimize devam ediyoruz. Peki sizin hedeflerinizde neler var? Yani ileriye yönelik projeler, planlar ne durumda? Yani hedefimiz burada Ankara'nın, biz tabii Ankara merkezli bir şirket olduğumuz için Ankara'nın yeni bölgeleri var. Bu yeni bölgelerinde daha öncelerinde Ankara birkaç merkezde hareket ederken şimdi artık bölge ve yüz ölçümü genişlediği için çok noktada artık müşteriye ulaşmak ve hizmet etmek gerekiyor. Biz de yani ilerleyen zamanlarda şubeleşerek şube sayımızı 2'ye 3'e çıkararak bize ulaşamayan insanlara ulaşıp hizmetimizi orada da ulaştırmak istiyoruz. Amacımız bize gelemeyene biz giderek ulaşmaya çalışıyoruz.